Önce sınırlarımızı böldüler, sonra yüreklerimizi, sevgimizi, kardeşlik bağlarımızı bölmeye çalıştılar. Ne idüğü belirsiz, kendi düşünce dünyalarına ait kavram ve değerlerle milli varlığımızı, imanımızı ifsad etmeye çalıştılar. Nesillerimizi zevk, haz ve konfor budalasına dönüştürerek ideallerimizi ve davamızı idiş etmek istediler. Bilmiyorlardı ki bu aziz milletin tarihteki kutlu yürüyüşü, ilk başlangıcı Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlar, kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ın izniyle son nebinin rehberliğinde asla bu dava sahipsiz ve kahramansız kalmayacaktır. Çünkü bu dava sonsuz kudret ve kerem sahibi olan Allah'ın davasıdır ve mutlak galip olan da O'dur. Evet, değerli tarih dostları, yeni bir derin tarih programından daha hepinizi muhabbet ve sevgiyle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün yeni bir dosyayla sizinle karşı karşıyayız. Dostlar, 14 asırlık İslam tarihinin 10 asrı boyunca yaşadığımız dünya, İslam hukuku çatısı altında adaleti, güvenliği, huzuru soluklandı. İnsan olmanın erdemlerine, faziletlerine şahitlik etti. Ancak ne var ki bu hakimiyet alanında yaşayan Müslümanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması sonrasında zalimlerin emperyal emellerine hedef olmaya ve kan ve gözyaşıyla bedel ödemeye başladılar. Başta medeniyet coğrafyamız olan Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlarda yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere insanlığın kan, gözyaşı ve acılarından nemalanan, insan varlığının sömürüsünü kendi gelişmesinin, konforunun ve kazanımlarının gerekçesi olarak kabul eden zalimlerin acımasız müdahalelerine şahitlik ettik. Bugün yaşanan tüm bu acılar ve ıstıraplara karşın küllerimizden yeniden doğmak, dünyamızı yeniden insan olmanın erdemleri ve faziletleriyle tanıştırmak adına bir büyük medeniyet mücadelesinin içerisindeyiz. Ve asla bu oyun biz bitti demeden bitmeyecek. İnsanlık şeytan ve avanesinin tasallutuna teslim edilmedi, edilmeyecek. Tüm yüreğimize ve samimiyetimize inanıyoruz ki yaşadığımız dünyanın tanık olduğumuz son zamanlardaki tüm gerginlikler ve kaos ortamı aslında büyük ve kutlu bir doğum sancılarından başka bir şey değildir. Yakın gelecekte eğer yeni bir dünya inşa edilecekse tüm yüreğimizle inanıyoruz ki o inşa edilecek dünya bizim devletimizin ve milletimizin kutlu kazanımları ve değerleriyle şekillenmiş bir dünya olacaktır. O dünyanın bir markası olacaksa eğer o dünya son nebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki kimliğiyle, rehberliğiyle markalanmış bir dünya olacaktır. İşte değerli tarih dostları, bugün sizinle yeryüzünün son İslam devleti kimliğini taşıyan Osmanlı Devleti'nin yıkılış süreciyle birlikte bir takım güç odaklarının hedefi haline gelen, zulüm, sürgün ve haksızlıklara maruz kalan medeniyet coğrafyamızın parçalarından Ahıska Türklerinin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Ahıska Türkleri neler yaşadı, hangi haksızlıklara maruz kaldı, bugün hak mücadeleleri ne aşamada, tüm bu soruların cevabını vermeye ve sizleri bu konuda bilgilendirmeye çalışacağız. Ve bu çalışmamız sırasında bizimle beraber olan, Ahıska Türk'ü olan stüdyo konuğumuz Doktor Azat Dedeoğlu beyefendinin bilgilerinden yararlanmaya çalışacağız. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Nasılsınız Azat Bey? Afiyetlisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Allah razı evet, olsun. Evet, bugün sizinle inşallah İnşallah. Güzel bir konu. Ben hazırlarken şahsen kendi adıma söylüyorum. Çok fazla detaylı bilgim olmayan bir konuydu. Fakat hazırlanırken kendi adıma duygusal anlamda gerçekten çok etkilendim. Bir dramatik böyle bir süreci ekrana getirmiş olmak bu Eyvallah. ekranın, bu programın ve bu kanalın en önemli misyonu ve davasıdır. Müslümanların feryadı, hak ve davasını savunmak. Bu bağlamda inşallah hayırlara vesile olur diye niyaz ediyorum. İnşallah, inşallah. Evet,
Azat Bey, o zaman şöyle yapalım. İlk önce bize Ahıska Türklerinin kimlikleri, aidiyetleri, kökenleri, yani ilk önce bir kimlik bilgisi verelim izleyicilerimize. Oradan başlayalım. Bu konuda bize ne söylersiniz? Ahıska Türklerini tanıtın dersek bize Kıymet nasıl hocam, bir gibi atıyorsunuz? Öncelikle böyle güzel davetinizden dolayı zati halinize ve Kontivi ailesine çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adımdan hem de dünyanın dört bir tarafında dağınık bir şekilde yaşayan Ahıskalı kardeşlerimiz adından size teşekkür ediyoruz. Şimdi Kasım ayının bugün 21'indeyiz. 14 Kasım 1944. Ahıska Türkleri tarihi açısından özellikle bir kırılma noktasıdır. Malum Ağdamlı olan ama Kafkaslardan geçip bu tarafa gelen Yavuz Bülent Bakiler bir şiirinde şöyle der. Çünkü o da göçmen ailenin çocuğudur. Anam türkü söylerdi bana, bana masal yerine hüzünlü boynu bükük hep Azeri türküler. Dolayısıyla bizler de, biz Ahıskalılar da, demin sizin de özellikle ifade ettiğiniz üzere bu şekilde hüzünlü türkülerle büyüdük. Özellikle 44 tarihinden sonra. Çünkü Stalin canisi biz Ahıskalıları bir gece içerisinde 15-20 dakika, çünkü ecdadımızdan bize tevarüs eden bilgileri bilfiil aktarıyorum hocam size. Hem kıymetli izleyicilerimize. Bazen 15 dakika, bazen 20 dakika içerisinde Ahıska coğrafyasından sizin de ifade ettiğiniz üzere demin Orta Asya'ya, yani Türkistan'a, şimdiki adıyla Orta Asya'ya, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürgün edilmiş bir toplumun trajik bir tarihini bugün inşallah burada bütün detaylarıyla masaya yatıracağız. Tabii yine bizim bağrımızdan yetişen Fuat Azgur o özellikle hüzünlü tarihi şöyle nazmediyor hocam. Devrilesi Moskov diye başlayan bir türkü söylerdi anam eskiden. Yanık yanık of of diye başlayan bir türkü söylerdi anam eskiden. Orada bir memleket, bir vatan derdi. Gözümden bir cihan geçer giderdi. Her beytin sonunda ah vatan derdi. Bir türkü söylerdi anam eskiden. Tabii bugün Ahıska sürgünü 2023 itibariyle 79. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu anlamda sürgün esnasında sonradan vatan vatan diye vatana kavuşmadan şehit olan ve sürgünün şehitlerini, sürgünün şahitlerini rahmet ve minnetle yad ederken bugün demin de ifade ettiğiniz üzere sadece sürgünü konuşmayalım. Sürgünü hem analım hem de anlayalım. Ahıska tarihini konuşalım. Ahıskalı Türkler kimdir? Demin de ifade ettiğiniz üzere kimliklerini konuşalım. Bir de son olarak da üçüncü bölümde de Ahıska sürgününden bahsedelim. Şimdi kıymetli hocam Ahıska Türkleri veya bana sorarsanız daha doğru bir tabirle Ahıskalı Türkler tabiri. Ahıskalı Türkler bugün Ahıska bölgesi özellikle Gürcistan'ın sınırları içerisinde kalmıştır. Evet. Özellikle bugünkü taksimatta haritadan da görüldüğü üzere Gürcistan'ın sınırları içerisinde kalan Posof Türk Gözü sınır kapısına yaklaşık 14-15 kilometre mesafede yer alan tarihi Türk yurdudur. Evet. Haritadan da gördüğünüz üzere merkezi vilayetleri, merkezi beldeleri Adıgün, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka. Dolayısıyla Ahıskalılar Kafkasların ayrılmaz bir parçası, aynı zamanda Anadolu'nun da bir uzantısıdır. Yani Ahıska'nın tarihi Posof'un tarihiyle hemen hemen aynıdır. Nariman'ın tarihiyle, Oltu'nun tarihiyle, özellikle de Erzurum'a kadar uzanan Kuzeydoğu Anadolu coğrafyamızın tarihiyle hemen hemen aynıdır. O yüzden de bazen biz buraya geldikten sonra, hani malum biz özellikle konuşmamızın ilerleyen dakikalarında söyleyeceğiz. Ahıskalı Türkler olarak dünyanın 10 ülkesinde dağınık bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim Türkiye'ye geliş tarihimiz 2004 yıllarına tekabül ediyor. Okumak için geldik. Burada arkadaşlarla konuştuğumuz zaman nerelisiniz? Azerbaycan'dan geldik mesela, bizim ailemiz hala orada meskun. Azerbaycan deyince bize şunu diyorlar. Siz Azerbaycan Türklerine benzemiyorsunuz.
Daha sonra biz açıyorduk ki bizler Ahıskalı Türkleriz. Sınırın ta ötesinde kalmış bir Türkleriz. Moskova Antlaşması'ndan özellikle konuşurken tarihten tarihe atlayacağız hocam. Moskova Antlaşması'ndan bahsederken şu ifadeyi kullanacağız. Sınır, eğer sınırlarımız, doğu sınırlarımız yaklaşık 50 kilometre öteden çizilmiş olsaydı bugün Ahıska Türkleri diye bir sorunumuz olmazdı diye düşünüyorum. Ve Ahıska sürgünü diye bir problemimiz de olmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ahıskalı Türkler sürgün olduktan sonra kendilerini böyle adlandırmışlardır. Yani Anadolu coğrafyasının uzanan bir parçası, demin de ifade ettiğim üzere Türkiye'nin Posof Türközü sınır kapısına sınır 15 kilometre mesafede şu anki taksimatta yer alan tarihi Türk yurdudur. Şimdi Ahıska ismi kıymetli hocam Türklerin şah eserlerinden Dede Korkut'ta geçer. Özellikle de burada notumu aldım. Dede Korkut, Evliya Çelebi ve Katip Çelebi'nin seyahatnamelerinde de geçiyor Ahıska ismi. Dolayısıyla Aksika veya Aksaka şeklinde geçiyor. Akkale anlamına geldiği tarihçiler içerisinde söylenmektedir. Dolayısıyla peki, burada şunu soracağım orada. Oğuz Türkmen boy haritası vardır ya, evet. Şeması. Orada bir aidiyetiniz var mı? Ona da hocam, Ahıskalı Türklerin daha çok hani etnik yapısı, hani Oğuzlar mı, Kıpçaklar mı diye sorusu da çok geliyor bizim Ahıskalılarda. Şimdi biliyorsunuz Dede Korkut'u eğer okursak ki buradan özellikle başta Ahıskalı kardeşlerimiz olmak üzere bütün Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimize tavsiye edelim. Dede Korkut kitabını en az bir yılda bir kez okusunlar. Çünkü bizim şah eserlerimizdendir. Arkada da gördüğünüz üzere Ahıska bölümü 4. boyda geçiyor hocam. Oğuznamelerde özellikle de Kıpçaklarla Oğuzların savaşları anlatılır Dede Korkut'ta. Dolayısıyla burada da 4. boyda geçiyor. Aksikakal Ası diye geçer. Ve dolayısıyla bizim Ahıskalıların daha çok ileride ifade edeceğiz, o konulara geleceğiz. Kıpçak Atabekler hükümetine geleceğiz. Dolayısıyla bana sorarsanız Kıpçak-Oğuz karışımı Ahıskalı Türkler demenin daha doğru olduğunu ifade edebiliriz. Akrabalık bağı var Kıpçaklarda. Var. Çünkü ben şöyle... Ben hatırlıyorum Kıpçakları daha çok tarihi kayıtlarımızda, özellikle Memlükler, Mısır'daki Türk devletleri arasında, orada yabancı memlekette oldukları için yiğit, cengaver ve savaşçı kimlikleriyle ön plana çıkan Kıpçakları asker olarak Memlükler falan göreve alıyorlar. Onlar da orada vazife yaptıklarını biliyorum. Dolayısıyla hocam, buradaki Kıpçak Türklerin böyle bir vasıfları var. Savaşçı ve hocam, yiğit kimlikleri. Çok önemli noktaya savaş temas alanındaki ettiniz. Maharetleriyle ön plana çıkar. Çok önemli noktaya temas ettiniz. Buradan isterseniz devam edelim. Yani Türk toplumlarının, Türk boylarının hemen hemen hepsinde o özellik vardır. Kıpçaklarda var, Kumuklarda var, Peçeneklerde var, Oğuzlarda var. Ama dediğiniz üzere Kıpçaklar özellikle de devletlerde sınır boylarına yerleştirilen ve sınır boylarını muhafaza için kullanılan bir Türk boyudur mesela. Şimdi Ahıska Atabeklerinden demin bahsettik. Mesela Ahıska Atabekleri 1268'den 1578 yılına kadar tam 310 yıl Kuzeydoğu Anadolu coğrafyasında yer alan bir Türk beyliğidir mesela. Ki Türkiye Cumhuriyeti'nde pek tanınmaz maalesef. Halbuki bir atabeyliktir. 1578 Osmanlı'nın bölgeye geliş tarihine kadar devam eder. Evet. Şimdi haritadan eğer yansıtma imkanımız olursa. Rica ederim. Kıpçak Atabeyliği haritası. Tabii. Rejideki kardeşlerimiz buradan daha net bir şekilde gösterelim. Dolayısıyla baştaki ifadeyi de özellikle kullanmış oldum. Bugünkü taksimatta Ahıska dememin temel nedeni buydu kıymetli hocam. Çünkü tarihi. Evet. Biraz büyütürsek. Evet. Tarihi seyir içerisinde baktığımız zaman Ahıska'nın sınırlarının dikkat ederseniz Ahıska'dan yani Ahıska coğrafyasından ta Erzurum'a kadar devam eden büyük bir atabeylikten bahsediyoruz. Bir atabeylik devletinden bahsediyoruz ki bu devletin demin de ifade ettiğim üzere kuruluşu merkezi Ahıska, kuruluş tarihi ise 1268-1578. Şimdi demin Kıpçaklardan bahsettiniz. Özellikle de Gürcülerin tarihi eserleri vardır. Kartis Çikobrebo, onda olsun. Bizim tarihçilerimizin de
eserlerinde yer alan bilgiden hareketle şunu diyebiliriz ki tarihten, milattan önce özellikle 4. asırlarda, 4. yüzyıllarda Makedonyalı İskender Ahıska coğrafyasına geliyor hocam. Ahıska bölgesinden geçerken orada Kıpçaklarla, Bunturklarla, Buntürklerle karşılaştığını özellikle ifade ediyor ve bunların da otokton yani yerli Türkler olduğunu tarihçiler söylemektedir. Daha sonra 12. yüzyıllara geldiğimizde ise Gözcülerin meşhur krallarıdır. 4. ve 2. Davit de geçer bazı kaynaklarda ve Kraliçe Tamara. Bu ikisinin döneminde de yani 12. yüzyıl genel ifade kullanayım çünkü çok istatistiğe boğmak istemiyorum. Dolayısıyla deminki savaşçı özelliklerinden dolayı Kıpçakları Gürcistan'a davet ediyor. Dolayısıyla bu davet üzere gelen Kıpçak Türkleri daha sonraki tarihlerde demin de ifade ettiğimiz üzere 1578'de Kıpçak Atabeyliğini kurmuş oluyor ki bu beylik ta Osmanlı'nın bölgeye geldiği yıla kadar devam eden uzun 310 yıllık bir beyliktir evet. Kıymetli hocam. Azat Bey, ben şöyle bir şey var, incelemelerimde tabi program öncesi ciddi bir şekilde yoğunlaşmaya çalıştım, detaylı bilgi edinmeye çalıştım ve şuna tanık oldum. Mesela bu bütün meşakkatlere, sürgünlere rağmen Ahıska Türklerinin mevcut Türk boyları arasında, bu bölgedeki yerleşik unsurlar arasında hala organik yapısını ve özelliklerini evet. koruyan, bu vasıfla kültürünü yaşatan, ayakta tutan evet. bir dirence sahip olduğunu gördüm. Ve gerçekten bunu görmekten hem hoşnut oldum, bu dirençleri Hocam. Ve mukavemetleri bana gerçekten her türlü takdirin üzerinde. Peki bu bütün tarihi zenginlik ve birikim arkasında bıraktıkları neler var? Bu bize... sorunuz çok önemli gerçekten. Evet, bir kültürel sorunuz... anlamda bakın, bir Atabeylik'ten bahsediyorsunuz, ciddi bir bu sorunuz tarihi çok, geçmişten. Çok önemli hocam. Yani sorular da hakikaten de özene bezene seçilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi bozulmamış bir özden bahsettiniz. Bozulmamış evet. bir kimlikten bahsettiniz. Yaklaşık 1,5 yıl bundan önce İstanbul'da özellikle Ahıskalı Gönüllü Eğitimciler Birliği'nin sizin de önünüzde duran hocam programı neticesinde İstanbul'da çok sevdiğimiz bir hocamız şunu söylemişti. Siz Ahıskalılar demişti, tırnak içerisinde ifade ediyorum hocam. Hı-hı. Anadolu toplumunun, Türk toplumunun mayasısınız. Hı-hı. Mayası. Bu toplumu yeniden mayalamak sizin üzerinize düşüyor diye de bize bir misyon yüklemişti deyim yerindeyse. Tabii biz o kadar koruyamadık, bu bir gerçek. Dolayısıyla Bizans'la, Batı'yla bu kadar temas ve bizi zamanla... Bu çok önemli hakikaten de. Şimdi ben şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman Ahıskalıların işte bu kimliklerini, bu kültürlerini, bak çok önemli bir husustur. Sovyetler içerisinde Türk ifadesi yasakken pasaportuna Türk yazılan tek millet, yegane millet Ahıska Türkleridir. Dolayısıyla bunun diğer sebebi hani bizim Ahıskalılar vatandan uzak olduğumuz için sürekli vatan özlemiyle yaşamış insanlarız hocam. Hala öyle. Mesela bizim dedelerimiz, bizim babalarımız bize Sovyet içerisinde her ne kadar tarihimizi anlatamasalar da tek bir şey öğretmişlerdir. Mesela nerelisinin cevabı, biz Ahıskalı Türklerde her ne kadar bugün Ahıska'da olmasak da Ahıska'daki köyümüzdür. Mesela ben Zanav köyündenim. Dolayısıyla evet. benim nerelisinin karşılığı Zanavlidir. Ama çok üzülerek ifade edeyim ki biz sürgünün 3. nesli. Bizden sonraki nesle geçen sordum. Sürgünün 4. 5. nesli çocuklara. Nerelisin dedim, bana Galatasaraylıyım dedi. Çok üzüldüm açıkçası. Evet. Trajikomik bir olay. Evet. Dolayısıyla biz bu zamana kadar sürekli kalpak şeklinde yaşamışız. Böyle dışa açılmamışız. Şimdi belki ileride kültürümüze, ileride düğün derneklerden de bahsederiz. Ama Ahıskalı Türkler son 10 yıla kadar dışarıya kolay kolay kız vermezdi mesela. Hmm. Dışarıdan da kolay kolay kız almazdı. Niye? Hmm. Bir toplum düşünün ki hocam, bir asırda 2 kez, 3 kez sürgün olmuş. Evet. Dolayısıyla önünü göremeyen bir toplum. Bana sorarsanız bunun bir diğer açıklaması da budur. Tabii başka açıklamalar da var ama önünü göremediği için dolayısıyla sürekli kendi içerisinde,
kendi kabuğundan pek fazla çıkmamış, düğünler, dernekler hepsini kendi içerisinde dediğiniz gibi dilini korumuş, dinini korumuş, diyanetini korumuş, örf, adet ve geleneğini korumuş ki bana sorarsanız bir toplumu ayakta tutan temel öğeler de bunlardır. Hani sadece, evet. Saç ayak. Şimdi Azat Bey şöyle yapalım, artık bu sürgün olayına gelelim. O, evet. 14 Kasım 1944 ne oldu orada? Ne yaşandı? Bu dramın gerekçesi, evet. Nedir? Şimdi, o birkaç saat içindeki müdahalenin arkasındaki yatan siyasi akıl, devlet aklı neydi? Neler yaşandı? Onu bir dinleyelim size. Sürgüne gelmeden önce şöyle bir iki dakika hani hem anlama demiştik ya, anlamayı daha güzel bir şekilde teşrih açma adına iki dakika kısa bilgi vermek istiyorum. Atabeklerden sonra Ahıska bölgesinde Osmanlı'yı görüyoruz. Yani 1578'de Lala Paşa'nın biliyorsunuz bölgeye özellikle seferi vardır. Safevilerle yapılan bir savaşta, Çıldır Savaşı'nda Osmanlı galip geliyor. Dolayısıyla Ahıska bölgesi Osmanlı'ya katılıyor. 1578'den 1828 yılına kadar Ahıska en parlak, en ihtişamlı dönemini yaşıyor. Rejideki kardeşlerimizden rica edersek, hani Ahıska'nın şimdiki halini gösterirlerse, 1749 yılında hocam orada resimden de özellikle görüldüğü üzere Ahıska Ahmediye Camii yapılıyor. Ahıska Ahmediye Camii 1749 tarihinde. Dolayısıyla Sultan Camileri, Selahattin Camileri örnek alınarak yapılan, evet. Tarihi bir camidir ki bu Ahıska'nın bugünkü halidir. Yani bugünkü haliyle ziyaret edecek kardeşlerimiz bu şekilde Ahıska'yı karşılayacaklardır. Dolayısıyla bu bize Osmanlı'dan bir mirastır. 1828 felaketlerinde 44'ün ayak izlerini aramamız gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Dolayısıyla, evet. O yüzden arka planı anlattım. Evet. Demin de siz açılışta çok önemli bir cümle ifade ettiniz. Osmanlı dağıldıktan sonra, yani baba gittikten sonra, hı hı. Çocuklar tamamen dağıldılar. Yani emmame, tesbihin başı gittikten sonra bütün tesbih dağıldı. Dolayısıyla 1828-1829 savaşı bizim tarihimizde hem Osmanlı hem Ahıskalılar tarihinde. Zaten Ahıska dediğiniz Osmanlı'nın içerisinde, Ahıska vilayeti, Ahıska eyaleti dediğiniz Osmanlı'nın 250 yıllık paşa sancaktarlığını yapmış bir beldeden, bir sancaktan bahsediyoruz ki bu sancağı Ruslar sürekli almak için tayakkuzda beklemişler. Ve Osmanlı'nın biliyorsunuz hocam 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı dağıtıyoruz biz. Yani Vakayı Hayriye dediğimiz bir olayımız var. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye yeni bir ordu kuruluyor ama daha tam kurulmamış. Daha sonra 1827'de Navarin'de donanmamız yakılıyor. Ve Osmanlı'yı güçsüz gören Ruslar saldırıyor. Ahıska'dan saldırıya geçiyorlar. Ahıskalılar orada dasitani, destansı bir, kahramansı bir şecaat gösterseler de maalesefler olsun ki 1929'da özellikle de Ahıska düşmüş oluyor. Ahıska'nın düştüğünü gören o dönemin şairlerinden birisinin şu şiiri çok önemlidir hocam. Ahıskalıların hemen hemen herkesinin kulağının sırgasıdır bu şiir. Ahıska gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti, söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi gitti. Evet. Çünkü Ahıska İstanbul içinde bir kilit konumundaydı. Biliyorsunuz, evet. Özellikle Rusların hem sıcak denizleri hem de İstanbul'a kadar gitme gibi bir emelleri vardı. Ahıska düştükten sonra ta Bayburt'a kadar 500 kilometre ileri gittiklerini biz biliyoruz ki daha sonra antlaşma neticesinde Çıldır eyaleti dediğimiz kısım ikiye ayrılıyor. Ahıska olan, yani payitaht olan, merkez olan kısım da Çarlık Rusya'sına kalmış oluyor. Hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın güzel bir sözü var. Konya için diyor ki bir payitaht, bir başkent daima başkenttir. Evet. Kıymet hocam. Ahıska için de aynı şeyi görüyoruz. Bugün dahi geçsek o ağırlığı, Osmanlı'nın vermiş olduğu o ihtişamı her metrekaresinde hissetmemiz, görmemiz mümkündür ki giden arkadaşların özellikle bu eserleri ziyaret etmesinde istirham ediyoruz. Şimdi 44'e gelecek olursak, Ahıska Çarlık Rusya'sına düştükten sonra Ahıskalıların üzerinden kara bulutlar hiçbir zaman eksik olmamıştır. 1787-88-93 harbinde yine savaşa giriyoruz. Yine yenik düşüyoruz. Bu sefer Elviye-i Selase dediğimiz 3 vilayet Kars, Ardahan, Batum'da Çarlık Rusya'sına karıyor. Tam 40 yıl Çarlık Rusya'sının
ayakları altında, posterleri altında bizim oradaki Türk kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz inim inim iniliyor. Evet. Ve Ahıska'da bu tarihten sonra bayağı ana vatandan, Osmanlı'dan uzaklaşmış oluyor. 44'ün ayak seslerini demin dediğim burada aramamız gerekiyor derken tam bunu kastediyorum hocam. 1920'ye geldiğimiz zaman yine Ahıska tarihi açısından bir kırılma noktası, bir dönüm noktası. Doğu sınırlarımız çiziliyor. Bu sefer Ahıska coğrafyasını Ruslar, bu sefer Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani SSCB yine vermiyor Türkiye'ye. Ahıska yine ötede kalıyor. Çünkü önemini, stratejik mevkiini bildiğinden mütevellit Ruslar hiçbir zaman o beldeyi Osmanlı'ya, o bölgeyi Türklere vermek istememişlerdir. Evet. Ve bu tarihten sonra da artık demin de ifade ettiğimiz gibi Ahıskalıların üzerinden ve Türklerin üzerinden zulümler, baskılar, kırımlar, kıyımlar hiçbir zaman eksik olmamıştır. Evet. 44 sürgününe geldiğimizde bölge demin ifade ettiğimiz üzere hocam Türklerden müteşekkil bir bölge. Şimdi biliyorsunuz Stalin İkinci Dünya Savaşı'na giriyor. 41'de başlıyor. Özellikle Rusya'nın giriş tarihi 45'e kadar devam eden bir süreçtir. 1944'e geldiğimiz zaman artık savaşın yönünün değiştiğini görüyoruz. Yani artık Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Almanları hezimete uğratıyorlar. Ve hezimetten sonra Stalin'in bir arzusunun olduğunu biliyoruz biz tarihten, tarihi vesikalardan ki deminki Elviye-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan'ı geri almak. Çünkü Batum zaten Çarlık Rusya'sına kalmış. Zaten Sovyetlere kalmış. İkisi kalmış. Ardahan, Posov. Stalin'de Kars, Ardahan, Posov. Dolayısıyla Stalin'de bu bölgeyi almak için o stratejik konumda olan Ahıskalı Türkleri yani Türk nüfuzunu oradan tahliye etmesi gerekiyordu. Ve dolayısıyla bana sorarsanız tabii ki farklı farklı görüşler vardır bu konuda ama Ahıskalı Türklerin sürgün olmasının temel nedenlerinden birisi de o bölgede var olan Türklükleridir, Türk toplumu olmalarıydı. Dolayısıyla bizim meşhur şairlerimizden Mir Cevat Ahıskalı hocam o tabloyu şu şekilde manzum ediyor. Sürgünlerden sürgünlere sürülen, çınar iken kara yere serilen, buğday gibi yeryüzüne serilen, garip benim, yanan benim, kan benim, on binlerce ölen, masum can benim. Yani 44'ten sonra hocam Ahıskalılar deyim yerindeyse buğday gibi dünyanın her tarafına serpilmiştir. Ve 44'te çıkan yani 14 Kasım 1944'te hareket eden o tren hala geri dönmemiştir. Evet. Ve Ahıskalıların üzerinden de bu kara bulut hala kalkmamıştır. Şimdi yönetmenimiz ekrana getirdi. Ahıska'dan gördüğünüz göç güzergahları özellikle Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere 3 güzergâhtan bu göçler gerçekleştiriliyor. İnsanlar da evlerinden toplanırken birkaç gün sonra, 2-3 gün sonra geri döneceksiniz diye yani hocam, demin ikna ediliyorlar. Ve insanlar yani olayın da farkında değiller. Evlerinden üstlerine, başlarına hiçbir şey almadan çıkıyorlar. Evet. Halbuki sadece tren istasyonunda 3 gün bekletilmişler. O soğukta, Rusya'nın soğuğunda. Şimdi ben yönetmenimden rica edeceğim. Bu konuda bir belgeselimiz var. 5 dakikalık bir belgeselimiz var. Bizzat o olayı yaşamış, o göçe maruz kalmış. Ahıskalı kardeşlerimizle yapılmış bir röportajı seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu bizim için daha bilgilendirici olacak. Neler yaşadılar, nasıl bir trajedi yaşandı orada. Bizzat onların diliyle inşallah izleyelim. Onların ızdırabına tanık olacağız. Evet, yönetmenimden o 5 dakikalık daha doğrusu 8 numaralı video görüntümüzü rica ediyorum. Allah'a emanet olun.
24 Kasım gece saat 3'te kapıları dövdüler. Açmayanlar kapıları kırdılar, açılmayan kapıları. Bizim kent 60 aylaydı. 200 tane asker getirdiler bizim kente. Adrafını öğrendiler, aldılar. Her bir eve 3 tane asker, ellerinde tüfekler. Çıkacaksınız. Atı yerdiler, Hüseyin Ana atı yerdiler kaka. Evden çıkanda gitmez ki yapısı yerdi bile. Çıkmayacak. Elini yolu yerdiler, tekme vuruyor, kapıya atı yerdiler. Haydi gidin. Camuşlarımız var idi, ineklerimiz var idi, davarımız var idi. Bağırıyor ki sesleri durmuyor. Megem ayan oluyor, daha hayvanlara ayan oluyor bizim kahvamız. Ey Allah, itler oluyor diyeyim, Allah bağırışıyor diyeyim. Kıyamet koptu, kıyamet, bir kıyamet idi. Ha, gitti anam kondan şey getireyim de, peynir getirerek, yağ getirerek de, saldatlar döktüler. Döktüler, sen niye giriyorsun? Eğer bir şey diyen kimi göz günet ayağı diyor ki seni öldürürük deme. Vallahi bak fırında ekmek yana yana o ekmeğin günahı tutsun onları. Ekmek yana yana kaldı fırında. Soldatlar koymadı. Halım kaldı, kilimim kaldı, döşeğim kaldı. Üstüm kaldı. Her şeyim kaldı. Kitaplarım kaldı. Okuyordum. Her şeyim kaldı da. Bomboş. Bir çocuğumu aldım, çıktım vagona. Ana, baba dedi ki, ana Kur'an kaldı, evden ne ettik? Dedi ki, sükürttür. Benim koynumda götür yerim Kur'an. O kadar millet götürdüler, sonra bir talla var idi, boz. Boz talla, yer, toprak. Orada oraya bıraktılar. Bilmem, bir hafta oradaydık o tallada. Yağmur yağdı, neler oldu, hep ondaydık. Mal nerede, can nerede, birini yutuyor, anasını bulamıyor, bir kardeşini bulamıyor, biri tepiştirdi bizi, pres etti, Kanserbiyon Bankası gibi. Anam rahmetli, babamın asker üstü başını giydi, elinde de süpürge, bizi de döşeklerin arasına. Yerleştirdi, sabaha kaçak karı süpürüyordu üstümüzden. Getirdiler silahlarıyla üstümüze. Ona katuşa diyorlar Ruslar. Katuşa, yandırıcı şey. Üstümüzden bile koydular onları. Ki teprensiz yandırırız. Biz de güman ediyoruz ki Türkiye'den bir ilaç olur bize, bir şey olur oradan. Bakıyoruz çünkü sınır yakın ya. O tavarını vagonları doldurdular da yallah, yedin, yedin. 7 evi, 7 tütünü bir vagona doldurdular. 7 tütün bir vagona giriyorduk. 50 nefer, 70 nefer adam bir vagonda. Kapısı yok, penceresi yok, şey tahçeleri kırık. Allah o günler hiç kimseye göstermez. Çok çatır. Evet, gerçekten çok dramatik. Ben bu çalışmayı hazırlarken görselleri bana en çok o dokunmuştu. 15 kilometreydi sınıra diyor. Evet. Türkiye sınırına sadece 15 kilometre. Baktık diyor o gece. Acaba oradan bize bir medet, bir yardım gelir mi? Evet, gerçekten. Medeniyet coğrafyamızın bu aziz evlatlarına yapılan zulüm ve haksızlıkları dile getirmek ve ama daha da önemlisi bu ülkenin evlatlarına Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını anlatabilmek bizim vazifemiz. Evet. Ne yazık ki bugün anlatmakta zorlanıyoruz. Bugün Çanakkale'de Gazze'li 55 tane şehidin mezarı var. Fakat bugün gençlere sorduğunuz zaman bizim Gazze ile ne alakamız var? Neden bunu bu kadar dert ediyorsunuz diyecek kadar vurdum duymaz ve alakasız ifadelerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla şunu artık anlatmamız gerekiyor. Türkiye'den ibaret olan bir ülke değildir.
bir büyük 14 asırlık medeniyetin insanlığa şavk edecek mesajlarının ana merkez, sancaktar, hamisi olan ülkedir. Ve bu emaneti kıyamete kadar taşımakla sorumludur. Evet. Evet Azat Bey, sizden şunu rica edeceğim. Şu anda Ahıskalı Türk kardeşlerimizin, bir de şu var, ona önce cevaplandıralım. Bir de ara dönemde yine bir ayrı olay yaşanmış. Bir göç dalgası daha yaşanmış. Bir zorunlu göç dalgası daha yaşanmış. 89 Fergana. Evet. Şey de diyor. Şimdi ismi aklıma gelmedi. 89 Fergana olayları. Fergana olayları. Evet tamam. Şimdi teşekkür ediyorum. Bu Fergana olayları ne? Şimdi orada ne yaşandı? Kıymet Hocam, bizim büyüklerimizden birisi der ki iki sürgün bir yangına bedeldir. Yani biz Ahıskalılar hani demin ifade ettiğimiz üzere iki büyük sürgün yaşadık. Biri 44, 14 Kasım 1944, diğeri ise 1989, 3 ve 6 Haziran aylarında yaşanmış olan bir sürgündür. Şimdi büyüklerimiz demin belgeselde anlattılar. Hakikaten de 14 Kasım bir toplumun bir gecede meçhule yol aldığı bir gecedir. 14 Kasım 1944'te başlayan sürgün, demin de ifade ettik, hala devam ediyor. Bu sürgünler hala devam ediyor. Dolayısıyla siz Türkiye'nin hamiliğinden bahsettiniz. Sürgünü yaşayan büyüğümüz şu ifadeyi kullandı. 14 kilometre mesafe, demin ifade ettik. Türk gözü sınır kapısına, Posof Türk gözü sınır kapısı bize 14 kilometre. Allah rahmet eylesin, nenem derdi ki, biz Ahıska'dan seslendiğimiz zaman sınırın ötesinden kardeşlerimiz hay verirdi. O kadar yakın. Evet. Ama gel bakalım ki demir örgü var. Karşı taraf Sovyetler, bu taraf Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla herhangi bir şey de yapılmamış ve bir toplum, biraz burayı açacak olursak, 220 köyden yaklaşık 200 bin, bazı rakamları az gösteriyorlar, resmi rakamları, ama bana sorarsanız 200 bin Ahıskalı bir gece içerisinde 14 Kasım'dan 18 Kasım 3 gün içerisinde böyle aralıklarla Orta Asya'ya sürgün edilmiştir. Şimdi ikinci sürgün, kıymetli hocam, demin ifade ettik. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan. Bu Fergana olayı da Özbekistan'da yaşanan bir olaydır. Orada tabii ki Ahıskalı Türklerin yine yaşadığı bir bölgede bir sıkıntı çıkıyor. Büyük bir faciaya neden oluyor. Birçok Ahıskalı kardeşimiz orada şehit düşüyor. Dolayısıyla Ahıskalılar artık 1889'dan sonra ikinci farklı bir göçe, büyük bir sürgüne, büyük bir sürgüne neden oluyor. Şimdi hocam, vatansız bir millet her zaman gurbettedir. Her zaman gurbettedir. Yani her zaman birileri gelip sana çık diyecek bir şeydesin. Dolayısıyla orada da Özbek kardeşlerimizle Ahıskalı kardeşlerimiz arasında bir sıkıntı çıkıyor. Provokatörler tabii ki araya giriyor. Bunu da doğru bir şekilde anlatmamız ve algılamamız gerekiyor. Topluma da güzel bir şekilde yansıtmamız gerekiyor ki normalde biz kardeşiz. Evet. Asrın başında bir Özbek konuştuğu zaman bir Ahıskalı rahat biliyordu. Ama bizi Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, şusun mezheplere, mekteplere ayırdılar. Daha sonra maalesef böyle böl, parçala, yut diyerekten bugünkü halimiz zaten ortada pürmeler. Dolayısıyla 89'da da benzer olay yaşanıyor hocam. Ve 89'a biz büyük sürgün diyoruz. Çünkü o tarihlerde 13 bin Ahıskalı Sovyetler Cumhuriyeti içerisinde tabii başka bir vilayete göç ettiriliyor. Bu da büyük bir göç olması hasebiyle Ahıska tarihinde ikinci büyük sürgün olarak telakki ediyoruz. Evet. Bu tarihin bize hani bakan ve dönüm noktası şu olmuştur ki bu tarihten sonra artık Türkiye'de de Ahıskalılar duyulmaya başlamıştır. Haberlere yansımıştır. Ama maalesefler olsun ki Ahıskalılar Türkiye'de Meset, Meşet, Misket falan vesaire sayır isimlerle duyuruluyor. Ama Ahıska Türk'ü diye değil. Hatta o dönem Allah rahmet eylesin Fahrettin Kırzıoğlu şöyle bir makale kaleme alıyor ve Türk insanını aydınlatıyor. Bunlar bizim canlarımız, bizim kardeşlerimiz, bizim sınırın ötesinde kalmış kardeşlerimiz. Ne misket ne mesket, Ahıskalı Türklerdir diye bir makale yayımlayarak halkı da aydınlatmış oluyor. Daha sonra 92'ye geldiğimiz zaman artık merhum Turgut Özal dönemi. Ahıskalılar yavaş yavaş tanındıkça Türk Cumhuriyeti benimsiyor, kucağını açıyor, avuşunu açıyor. Bunlar da bizden diyerek sahip çıkmaya başlıyor. Çünkü zaman zaman da ifade ettiğimiz üzere Türk toplumu bizi ne kadar
Ahıskalı Türkleri ne kadar tanırsa, hatta bazı yerlerde Ahıska dediğim zaman Alaska diye mukabelede bulunuyor. Bu da tabii ki bize bakan tarafı da var, karşıya bakan tarafı da var. Ne kadar tanınırsak kıymetli hocam o kadar benimseniriz. Demin tarihten bahsederken Ahıska dediğimiz zaten Anadolu'nun bir uzantısı. 92'lere geldiğimiz zaman artık Turgut Özal döneminde ilk İskanlı göçü görüyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bizi tanımıştır. Bunlar bizdendir demiştir. Allah sıhhat afiyet versin. İbrahim Gazigil Bey başta olmak üzere mesela Ahıskalı'nın büyük aydınlarının bu konuda çok büyük şeyleri olmuştur, evet. Gayretleri olmuştur ve vesaire sayır. Dolayısıyla 92'de Iğdır'a yerleşiyoruz. Ama Ahıskalılar tabii orada pek tutunamıyorlar. Bursa'ya yavaş yavaş göçlerin oradan da olduğunu görüyoruz. Evet Azat Bey, peki şuna girelim. Şu anda, bugün Ahıskalı Türklerin dünyadaki dağılımı, konumu bir haritamız da olacak. Evet. Şu anki pozisyon durumu nedir? Mücadelesi ne aşamadadır ülkemizde ve dünyada? Bu harita da inşallah şöyle bir bu bakalım. Bu harita, evet. Demin konuşmamızda zaman zaman ifade ettik. Ahıskalılar dünyanın 10 ülkesinde dağınık bir şekilde yaşıyor. Evet. Bakın Alaska'ya daha gidemedik ama ABD'de varız. Amerika Birleşmiş Devletleri başta olmak üzere Gürcistan zaten Ahıska'nın içerisinde yer olan bir belde. Ukrayna'da varız. Nitekim Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sıkıntı çeken Ahıskalılara yine Türkiye kucağını açtı. Evet. Türkiye'de hakeza, Kırgızistan'da, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya. En yoğun Kazakistan'da zannedersem. Tabii. Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafında dağınık bir şekilde yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz. Tabii ki biz Ahıska'ya dönmek istiyor musunuz bazen sorularıyla karşılaşıyoruz. Kim ata yurduna dönmek istemez ki? Türkiye de bizim vatanımız. Elbette ki Türkiye bizim canımız, ciğerimiz, ana yurdumuz ama kendi ata yurdumuz olan Ahıska'dır. Çünkü Ahıska bir ilmin merkezidir. Ahıska Anadolu'nun eşiğidir. Ahıska İstanbul'un kilididir. Yani oranın da asli sahipleriyle buluşması, kavuşması gerekiyor ki bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz hep ah vatan vatan diye gittiler mesela. Her ne kadar bizim nesilde bu biraz daha böyle soluk kalsa da ama ben nenemden dedemden çok iyi bilirim. Her kelimesinden birisi vatandı, vatan. Dolayısıyla onların koymuş oldukları isime baktığımız zaman vatan, özlem mesela, murat, hasret. Sürekli bu vatan aşkından, yandıklarından mütevellit çocuklarında birazdan bunu yaşatmışlardır. Birazdan onu bizzat kendi ağızlarından dinleyeceğim. Bu arada bir mesajımız var. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam dostum. Konuğumuz Azat Dedeoğlu'na bir sorum olacak. Değerli konuğumuza hayatında başarılar diliyorum. Kendisi hem milletçe hem akraba olarak gurur kaynağımız. Sorum olacak mümkünse, evet. Dünyamız karışıkken, bunca sorunlar varken zamanla kendisi vatana dönüş için umutlu mu? Umutluysa gidilmesi için nasıl bir yol çizilmesi gerekiyor? Neler yapılmalı? Aydınlatırsa sevinirim diyor. İzleyicimize teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Aslında bu sorunun cevabını demin konuşurken söyledik. Tabii ki her bir Ahıskalı vatana gitmek ister. Ama bizim Ahıska'ya gitmeyimiz sorunsuz, problemsiz gitmek istiyoruz. Çünkü 44'ten sonraki tarihi sürece baktığımız zaman ara ara gidişler olmuş ama yine sürgünlere maruz kalmışızdır. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim bizim Ahıskalıların vatana dönmesi Türkiye'nin güçlenmesinden geçer. Demin de sizin de ifade ettiğiniz üzere. Türkiye ne zaman güçlenir? Artık Ahıska'da hani Osmanlı'nın bir payitahtı, bir vilayeti, bir eyaletinin başkenti olmuştur. Çünkü bizim orada ecdadımız kabir taşlarıyla, demin gösterdik, camileriyle ve yapıtlarıyla, medreseleriyle, hamamlarıyla bir mühür vurmuştur. Dolayısıyla elbette ki ben kendim şahsen Zanav'da, kendi köyümde bir evimin olmasını isterim. Sayfiyenin olmasını istersin. Gitmesini istersin tabii. Azat Bey şu var yani. Biz medeniyet coğrafyamız olan, bizim değer ve kültürümüzde mayalanmış olan tek bir karış toprağı terk etme taraftarı değiliz. Kesinlikle. Eğer bu mantığa sığınacak olursak, düşmanın bizi zulme uğrattığı, sürgüne maruz kaldığı tüm toprakları terk ederek burada toplanmaya kalkarsak eğer, sonuç şu olur. Kesinlikle. Bizim kazanacak bir iddiamız ve idealimiz kalmaz. Kesinlikle. Bizim bir medeniyet coğrafyamız kalmaz. Ben bu bağlamda Endülüs'ten Ahıska'ya, Ahıska'dan Gazze'ye, bugün medeniyet coğrafyamız alanın içine gelen
hiçbir karış topraktan feragat etmemek, onları terk etmemek. Kesinlikle. Bakın bugün aynı şey Kerkük'te yapılıyor. Orada demografik mücadele veriliyor. Oradaki Türklerin varlığı yok edilmeye çalışılıyor. Neden? İddiamız ve idealimiz ortadan kaldırılmak isteniyor. Dolayısıyla insanlarımız orada olmalı. Bu iddiamızı kaybetmememiz lazım. Bu anlamda tavrınızı onaylıyorum ve destekliyorum. Bu arada Naci Korkmaz dostumuz, hayırlı yayınlar hocam diyor Niğde'den ve masumların ve mazlumların feryadını dile getirdiğimiz için teşekkür ediyor. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Eyvallah. Fehmi Ceylan dostumuz, programları dikkatle takip ediyorum. Askalı misafirimize teşekkür ediyorum diyor. Biz peygamberimizden beri hicret ya da sürgün hayatı yaşıyoruz. Başarılar dilerim diyor. Ben de kendisine teşekkür ediyorum Fehmi Bey'e. Peki Azat Bey, şöyle yapalım. Ekran izleyicilerimize, mevcut hak mücadelemize, sizin bu hak mücadelenizde katkı sunacakları noktada, yani bizatihi onlar için bir reçete olacak. Biz sizden şunu bekliyoruz, şunu istiyoruz anlamda ifade edebileceğimiz neler var? Bizzat izleyicilerimize onlar ne yapabilirler? Bu anlamda bu mücadeleye nasıl bir katkı sunabilirler? Bu anlamda da bir şey yaparsak, bir reçete verirsek iyi olur. Hocam şöyle bir toplum, demin de ifade ettik. Ne kadar fazla kişi tarafından, ne kadar fazla insan tarafından tanınırsa, bu zaten demin söylediğiniz üzere bir katkı olmuş oluyor. Hı-hı. Bizim bugün en büyük sıkıntılarımızdan birisi de Ahıskalı Türklerin Türkiye'de dahi tam olarak tanınmamasıdır. Hı hı. Dolayısıyla bu 23 yılına ben şöyle bir göz geçirdim. Sanki diğer yıllara nazaran 23 yılında ister belediyeler olsun, ister valilikçi olsun, ister üniversitelerci olsun, sürgün programları vesaire sair anma ve anlama programlarının biraz çoğaldığını görüyorum. Ama tek ricam 14 Kasım'la sınırlı kalmasın. Tabii. Yani biz sadece Ahıskalıları, biz sadece vatan mücadelesini, biz sadece sürgünü 14 Kasım'da konuşmayalım. Bunu yıla yayalım ki sürekli canlı kalsın. Demin ifade ettim ya, biz sürgünün 3. jenerasyonuyuz. Ama dedem, nenemdeki o vatan aşkını ben şahsen kendimde göremiyorum. Yavaş yavaş sönüyor. Demin ifade ettik, bana sorarsanız nerelinin karşılığı Ahıska'daki Zanafköy'dür ama bir sonraki nesle sordum, bana Galatasaraylıyım diyor. Artık bu yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Dolayısıyla hem kendimize düşen bir görev vardır, hem de seyircilerimize düşen bir görev vardır. Yani özellikle de biz tanıtırken, onlar da sizin demin ifade ettiğiniz üzere Ahıskalıları tanımak için hem okusunlar, hem gayret etsinler, hem de araştırsınlar. Lütfen Ahıska dediğimiz zaman bundan sonra Alaska ifadesini duymak istemiyoruz. Evet. Azat Bey, sizin ifade ettiğiniz Ahıskalıların o vatan sevdasını ve aşkını bizzat şimdi yönetmenimden rica ediyorum, 9 numaralı kendisine kayıtlı olan o videodan bizzat kendi ağızlarından dinleyeceğiz. Onların duası, onların niyazı bizim programımızda aynı zamanda bir finalini oluşturacak. Evet, Ahıskalı kardeşlerimize ilişkin bu videoda bizzat onların dualarını almak istiyoruz. Beraberce amin diyeceğiz inşallah. İnşallah. Onların feryadı, onların o mazlum gönlünden kopan duaların kabul olmasını niyaz ediyoruz biz de. Evet, yönetmenimden 9 numaralı video. Can Allah'ım, can sana sığınmışım, Yaradan'a korkma. Ne edeyim daha, Yaradan'a şükür Allah'ım. Kılıcız keskin olsun Balacan, yolu da açık olsun. Allah hayırlı yollar versin. Düşmene yol verip de bu Müslüman halkımızı ezdirmesin Allah. Allah Türkiye'mizin bayrağını yukarı kaldırsın. Ömrünü uzun etsin. Yerine bereket versin. Çel çocuğuna iman, insaf versin. Canınıza sağlık versin. Tarlaza den versin. Evize nan versin. Sıfırası dolu olsun. Gözünüz kuru olsun. Nerede Mehmetçik olsa Allah korusun onları. Hepsini korusun. Türk askerlerine, Türk milletine, Türk devletlerine, bütün Allah onları korusun. Onları Allah saklasın, onlara Allah zavallı vermesin. Onlara göz diken düşmanların gözü kör olsun. Allah Türk milletini saklasın. Allah Teala Türk milletini, devletini Allah Teala korusun bana. Allah bizim Türk milletimizi sağ, selamet, ömürler uzun olsun.
Allah kazandan belanan saklasın. Allah Türk kök adımızı Allah Teala yukarı kaldırsın. Erdoğan'a da Allah razı olsun. Allah ömrünü uzak etsin ki o bizim o kadın cemaatimize bakıyor, yardım ediyor, kömek ediyor. Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Allah Teala Türkiye'mizin prezidentini 100 yıl yaşatsın. Biz gün görek. Erdoğan'ımızın canı sağ olsun, bayrağını uzatsın. Erdoğan, ben sana dualar edeyim. Allah'ın duası olsun. Düşman ayak altı olsun. Dostlar yücelsin. Biz bir ölüp bin diriliruk. Böyle de devam ediyor. Böyle de devam edecek. Allah'a sığınmışuk. Allah-u Teala bizi bizden ayırmasın. Allah razı olsun hep bizden. Ya Rabbi, sen bu duamızı kabul et, yolumuzu, izimizi açık et. Ya Rabbi, sen Müslümanlarımıza kuvvet ver. Amin. Allahu Ekber. Evet, bu mazlum yüreklerden feryat figan, mazlum yüreklerden yükselen duaların hepsine amin diyoruz. Dostlar, bugün Ahıskalı kardeşlerimizin ızdırabına, onların acılarına tanıklık etmeye ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştık. Bu arada Konya Şubesi'nin Gençlik Dergisi, onu da şöyle yayınımıza koydum. Ahıskalı Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin yayını, bir eğitim de yayını. Bu anlamda bu konuda bilginiz olsun. Bu arada son bir Vedat Atabek'ten mesaj var. Teşekkür ediyor yayınımız için. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Azat Dedeoğlu Bey'den programımıza ilişkin son sözlerini alarak hepinize veda edeceğim. Hepinize hayırlı akşamlar dileyeceğim. Buyurun Azat Bey, söylemek istediğiniz son sözünüz var mı? Kıymet Hocam, son olarak şunu ifade etmek isterim ki Ahıskalılar dünyanın 10 ülkesinde yaşasalar da gittikleri hiçbir yerde vatanı, Ahıska'yı, ana yurdu, ata yurdu unutmamışlardır. Hı hı. Hani şairin ifadesiyle bülbülü koymuşlar altın kafese, vatan vatan demiş nefes nefese. Biz bütün Ahıskalılarda bunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim için doyulan yer değildir aslında vatan, doğulan yerdir aslında vatan kıymetli hocam. Şairin ifadesiyle doyulan yer diyorlar aslında vatan, vatansız mı sayılır karnı aç yatan, yalnız doyanlar mı vatanlıdırlar, vatanın manası bu kadar mı dar? Vatan soy ile yaşanan yerdir, ayrılınca gözden yaş boşalan yerdir. Bizim için vatan aynı zamanda gözyaşıdır kıymetli hocam. Bendenizde hem kendi adıma hem de bütün Ahıskalılar adına zat-ı halinize ve KON TV ailesine bir daha çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Ahıskalı kardeşlerimiz yalnız değildir. KON TV ailesi ve programımızın bu programın yapımcısı olarak sonuna kadar kapımızın açık olduğunu, yanlarında olduğunu beyan etmek isterim. Bu arada Enes Yıldırım, hayırlı yayınlar saygıdeğer hocama. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için teşekkür ederim diyor. Enes Bey'e duyarlılıklarından dolayı biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün akşam bizimle olan bu yolculuğa, bu programa katılım gösteren, hassasiyet ve ilgisini eksik etmeyen tüm değerli tarih dostlarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kültür, medeniyet ve tarihimize ilişkin bir yeni dosyayla yeniden birlikte olmak üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla dostlar.